Selam, videoyu beğen, yorumlarda konu tavsiyeleri paylaş ve takip ederek bize destek ol. Beğendiğin resim, animasyon ve kitaplara mağazamız veya grubumuzdan ulaşabilirsin. Hazırsan başlayalım. Okültizmin tanımı ve kapsamı. Karanlık yollar, bilinmeyenin büyülü derinliklerinden usulca akıp gelen esrarengiz bir ırmak gibi, okültizm kavramı oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Bu gizemli alanın tanımını yapmak, sınırlarını çizmek ise oldukça güçtür. Zira okültizm, pek çok disiplini, ritüeli ve inancı bünyesinde barındırmaktadır. Okültizmin temelinde, görünür dünyanın ötesinde, insanoğlunun algısına kapalı kalan başka bir gerçeklik katmanının varlığı yatmaktadır. Bu gizli alanı keşfetmek, içindeki sırları çözmek için çeşitli yöntemler ve pratikler geliştirilmiştir. Büyü, sihir, Simya, astroloji, ruh çağırma ayinleri, medyumluk, bitkilerle şifa arama ve benzer uygulamalar, okültizmin temel bileşenleri arasında yer alır. Bir diğer önemli nokta ise sembollerin ve işaretlerin gücüne duyulan inançtır. Okültizm camiası, belirli sembol ve şekillerin evrenin gizemli enerjilerini barındırdığına ve bu enerjilere erişmenin yolunu açtığına inanır. Geometrik formlar, sayılar, hayvan figürleri Renkler ve dövmeler, okült dünyasının ayrılmaz parçalarıdır. Gizli topluluklar ve tarikatlarda okültizmin önemli bir bileşenidir. Bu gruplarda gizli bilgiler ve ritüeller nesilden nesile aktarılır. Hermetizm, gnostisizm, Rosicrucianizm, sihirbazlık ve cadılık gibi öğretiler bu topluluklarda hayat bulur ve geliştirilir. Son olarak, doğaüstü varlıklar ve ruhlar inancı okültizmin merkezinde yer alır. Cinler, periler, şeytanlar, hayaletler ve renkarnasyon inanışları, bu dünyanın ötesinde başka boyutların varlığına işaret eder. Medyumlar ve ruh çağırma seansları aracılığıyla, bu boyutlara erişim sağlanabileceğine inanılır. Okültizme duyulan ilginin nedenleri İnsanoğlunun okültizme olan ilgisi, esasen varoluşumuzun derinliklerinden beslenir. Yaratılışımızın temelinde yatan muazzam gizemlere duyulan merak, bizi sürekli olarak bilinmeyenin kapılarını aralamaya iter. Okültizm, bu arayışa gizemli bir rehberlik sunarak insanları büyüler. Doğaüstü güçler ve olağanüstü yetenekler elde etme arzusu, insanları okültizme çeken başlıca nedenlerden biridir. Sıradan insanın algısının ötesinde özel bir gücün varlığına inanmak, büyüleyici bir düşüncedir. Büyü, telepati, Kehanet gibi olağanüstü fenomenlere sahip olmak insanlara kendilerini özel hissettirir. Ayrıca insan doğasında var olan kontrol etme isteği de okültizme olan ilgiyi körükler. Çevremizi, geleceğimizi ve hatta ölümü bile kontrol edebilme umudunu taşıyan okültist inançlar bu arzuya cevap verir. Büyüler, tılsımlar ve ayinler aracılığıyla hayatlarımız üzerinde daha fazla denetim sahibi olabileceğimiz inancı beslenmiş olur. Diğer yandan, başka boyutlara ve varlıklara erişme merakı da okültizmi cezbedici kılar. İnsan ruhu, maddi dünyanın ötesindeki gizemli alemleri keşfetme arzusuyla doludur. Ruhlar, cinler ve öteki varlıklarla iletişim kurma isteği, okültizmin vazgeçilmez bir parçasıdır. Son olarak, birçok insan için okültizm, kendini keşfetmenin ve manevi bir uyanışa erişmenin bir yolu olarak görülür. Ezoterik öğretiler ve ritüeller içsel bir dönüşüm vaat eder. Bu inanç, insanları okültizmin derinliklerine dalma konusunda cezbeder. Tarihsel bir bakış açısı. Okültizmin kökleri insanlığın en kadim çağlarına dek uzanır. İlkel insan topluluklarının doğaüstü güçlere ve görünmez varlıklara olan inançları okültizmin ilk tohumlarını oluşturmuştur. Şamanlar, rahipler ve büyücüler bu erken dönemlerde önemli bir rol oynamışlardır. Bağ olaylarını kontrol etme, hastaları iyileştirme ve gelecekten haber verme gibi yeteneklere sahip oldukları düşünülürdü. Antik Mısır uygarlığı okültizmin gelişiminde büyük bir yer tutar. Mısırlılar ölüm sonrası hayata ve ruhların göçüne inanırlardı. Firavunların mumyalanması, piramitler ve hiyeroglifler okült inançların yansımalarıydı. Hermesçilik veya hermetizm adı verilen gizli öğreti de bu dönemde ortaya çıktı. Eski Yunan ve Roma dönemlerinde ise okültizm, felsefe ve bilimle iç içe geçti. Simya, astroloji ve büyü uygulamaları yaygındı. Gnostik akımlarda bu dönemde filizlendi. Orta Çağ Avrupa'sında ise okültizm, sihir ve cadılık inancıyla özdeşleşti. Engizisyon mahkemeleri kuruldu ve binlerce kişi cadılık suçlamasıyla yargılandı. Rönesans dönemi, okültizm için yeni bir çağ açtı. Kabala öğretileri ve hermetik felsefe yeniden keşfedildi. Rosicrucian ve Sion Priori gibi gizli tarikatlar kuruldu. 19. yüzyılda ise teosofi akımı ve altın çağ öğretileri popülerlik kazandı. Aleister Kroli ve diğer okültistler bu döneme damgalarını vurdular. Modern zamanlarda okültizm farklı bir boyut kazandı. Yeni çağ akımları ve alternatif spiritüel inançlar okült öğretilerle beslendi. Aynı zamanda sinemanın, edebiyatın ve popüler kültürün de etkisiyle okültizm geniş kitlelere yayıldı. Tarihin her döneminde insanoğlu bilinmeyeni keşfetme arzusuyla hareket etmiştir. Okültizm de bu arayışın bir yansımasıdır. Gizemlerin peşinden gitmek insan doğasının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Büyünün kökenleri Büyü, insanlık tarihinin en esrarengiz ve ilham verici fenomenlerinden biridir. Kökleri, atalarımızın ilkel inançlarına ve doğayla olan derin bağlarına uzanır. İlk insanlar, doğadaki güçleri anlamaya ve onlarla uyum içinde yaşamaya çalışırken, büyüsel pratiklerin tohumları da böylece atılmış oldu. Eski çağlarda, şamanlar ve rahipler, toplumun manevi önderleri olarak görülürdü. Doğayla iç içe yaşayan bu kişiler, bitkiler, hayvanlar ve elementlerle özel bir bağlantı kurmuşlardı. Hastalıkları iyileştirmek, bereketli avlar sağlamak ve doğal felaketleri önlemek için büyülü ayinler düzenlerlerdi. Bu törenler, doğanın ritmini ve gizli enerjilerini anlamaya dayanıyordu. Antik uygarlıkların gelişmesiyle birlikte, büyü de daha karmaşık bir hal aldı. Mısırlılar, hieroglifleri ve tılsımları büyülü amaçlarla kullanırdı. Babil'deki kehanet kültürü ve astrolojinin kökleri de büyüye dayanıyordu. Kadim Yunan ve Roma'da ise büyü, felsefe ve bilimle iç içe geçmişti. Simya, doğayı dönüştürme ve elementleri kontrol etme sanatıydı. Orta Çağ Avrupa'sında ise büyü, din ve kültür ile harmanlanarak farklı bir boyut kazandı. Hristiyan öğretileri ile kadim pagan inançları bir araya geldi. Cadılık kültürü bu dönemde filizlendi ve çoğu zaman zulüm ve baskıyla karşılaştı. Buna rağmen, büyünün gizli bilgisi kuşaktan kuşa aktarılmaya devam etti. Modern zamanlarda, büyü popüler kültürün bir parçası haline geldi. Sinemanın, edebiyatın ve müziğin etkisiyle büyüsel imgeler günlük hayatımıza girdi. Vichka ve diğer neopagan akımlar, eski büyü geleneklerini yeniden canlandırdı. Ayrıca, bazı kültürlerde hala canlı olan şamanlık pratikleri, büyünün en eski köklerini temsil etmeye devam ediyor. Büyü, insanoğlunun doğayla, bilinmeyenle ve kendisiyle olan bağını sembolize eder. Gizemli güçlere erişme ve dünyayı dönüştürme arzusu, her çağda büyüyü canlı tutmuştur. Eski Uygarlıklardaki Büyü Uygulamaları İnsanlığın ilk uygarlıkları gizemli güçlerin varlığına dair derin bir inanca sahipti. Bu kadim toplumlar, doğaüstü fenomenleri anlamak ve onlarla bağ kurmak için çeşitli büyüsel pratikler geliştirdiler. Her biri kendine has ritüeller, semboller ve büyülü objeler yarattı. Eski Mısır'da büyü, hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Firavunlar, rahipler ve sihirbazlar hieroklifleri ve tılsımları büyülü güçlerini harekete geçirmek için kullanırlardı. Ölümden sonraki yolculuğu sembolize eden mumyalama işlemleri, ruhların göçü için gerçekleştirilen ayinler ve piramitlerin inşası, büyünün vazgeçilmez unsurlarıydı. Sifengslerin yapımı ise gökyüzünün kutsal enerjilerini yeryüzüne indirme amacını taşıyordu. Kadim Mezopotamya'da ise büyü, kehanet kültürüyle iç içe geçmişti. Yıldızların hareketleri ve gök cisimlerinin konumları, geleceği öngörmek ve evrenin işleyişini kavramak için yorumlanırdı. Büyücüler, tanrıların lütfunu ve koruyucu ruhların desteğini kazanmak için ritüeller gerçekleştirirlerdi. Büyülü mühürler, tılsımlı heykelcikler ve gizemli işaretler de büyük önem taşırdı. Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde büyü, felsefe ve erken bilimsel çalışmalarla harmanlanmıştı. Simya astroloji ve bitkisel büyüler yaygın olarak uygulanırdı. Büyücüler, güneş ve ay tutulmalarını önceden haber veren, iz bırakmadan seyahat edebilen ve baş döndürücü görsel gösterilere imza atan kişiler olarak görülürlerdi. Orpik mistisizm ve hermetik öğretiler de bu dönemde filizlenmiştir. Eski Maya ve Aztek uygarlıkları da kozmik güçlerin varlığına sarsılmaz bir inanç besliyorlardı. Güneş, Ay ve yıldızların hareketlerini takip ederek büyüsel takvimler oluştururlar ve tanrılara kurbanlar sunarlardı. Onlara göre doğa güçleriyle uyum halinde olmak yaşamsal bir önem taşırdı. Bu kadim medeniyetlerin izleri günümüz büyü uygulamalarında da görülebilir. Birçok kültür, atalarından miras kalan bu gizli bilgileri harmanlayarak kendi büyü geleneklerini oluşturmuştur. Böylece büyü insanlığın en eski ve kalıcı meraklarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde devam eden büyü ritüelleri Büyü, modern dünyada da varlığını sürdüren, kadim bir gelenektir. Her ne kadar günümüz toplumları bilime ve akılcılığa önem verse de, birçok kültürde büyüsel ritüeller hala canlılığını korumaktadır. Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bu pratikler, kuşaklar boyu aktarılarak güncel bir hal almıştır. Viçka inancı, günümüzde en yaygın büyü geleneklerinden biridir. Kadim pagan köklerden beslenen bu inanç sistemi, doğa güçleriyle uyum içinde yaşamayı ve onları kutsama ritüellerini önceler. Viçka büyücüleri, ayın evrelerine göre ayinler düzenler ve sembolik objeler kullanarak büyülü çemberler oluştururlar. Bitki ve kristallerden yararlanmak da Viçka uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bir diğer canlı büyü geleneği ise vududur. Kökenleri Afrika'nın derin kültürlerine dayanan Vudu, doğaüstü varlıklarla iletişim kurma ve ruhlar alemine erişme arzusunu yansıtır. Vudu rahipleri, özel ayinler ve dans ritüelleri gerçekleştirerek transa geçer ve ruhları çağırmaya çalışırlar. Büyülü nesneler, dovmeler ve semboller de Vudu büyüsünün vazgeçilmez unsurlarıdır. Uzak Doğu kültürlerinde ise Tao büyüsü ve Shinto uygulamaları hala popülerdir. Tao büyücüleri, Evrendeki enerji akışını dengelemeyi ve doğayla uyum içinde yaşamayı hedeflerken, Şintoizm ise ataların ruhlarına saygı gösterme ve doğayı kutsama ritüellerine odaklanır. Feng Shui da bu kültürlerin kadim büyü miraslarından biridir. Şamanlık da dünyanın birçok yerinde varlığını sürdüren bir büyü geleneğidir. Şamanlar, ruhlar alemine seyahat edebilme ve doğaüstü güçlerle iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğuna inanılan kişilerdir transa geçme, iyileştirme ayinleri ve doğayla bağ kurma pratikleri, şamanın temellerini oluşturur. Büyünün modern dünyada hala canlı kalabilmesinin sebebi, insanoğlunun doğa üstüne ve bilinmeyene olan merakıdır. Her ne kadar bilim ilerledikçe büyüye olan inanç azalsa da, gizemli güçlere erişme arzusu daima var olacaktır. Büyü nesneleri ve tılsımlar Büyü uygulamalarının temelinde özel nesnelere ve tılsımlara duyulan inanç yatar. Bu objeler, maddi dünyanın ötesindeki güçlerle bağlantı kurmanın anahtarları olarak görülür. Her kültür ve inanç sistemi kendine özgü büyülü eşyalar ve semboller geliştirmiştir. Bazı büyücüler ve cadılar özel bir anlamı olan kristalleri ve taşları kullanırlar. Kuvars, ametist, yakut ve obsidyen gibi minerallerin doğaüstü enerjileri bünyelerinde barındırdığına inanılır. Bu taşlar, iyileştirme ritüellerinde, ruhlarla iletişimde veya koruma büyülerinde kullanılabilir. Bitkiler de büyünün vazgeçilmez bileşenleridir, örneğin, nane bitkisi bereket ve zenginlik büyülerinde, kekik ise arındırma törenlerinde sıkça yer alır. Bazı kültürler, bitkilerden hazırlanan kokular ve yağları, transa geçme veya meditasyon amacıyla tütsüler sembolik objeler ve talismanlara da büyük önem atfedilir. Pentagramlar, anklar, helil ve yıldız motifleri gibi işaretler, çeşitli büyüsel anlamlar taşır. Bu semboller, özel ritüellerde büyülü çemberlerin oluşturulması veya vücuda dövme olarak işlenerek kullanılabilir. Dövmeler, birçok büyücü ve cadı tarafından tercih edilen araçlardır. Bu dövmeler, belirli ruhlarla bağ kurma, koruma veya güçlenme amaçlı olabilir. Örneğin, keltik dümler ve hayvan figürleri yaygın dövme motiflerindendir. Son olarak, tılsımlar ve muska objeleri de büyüsel dünyanın önemli bir parçasıdır. Bazı büyücüler, özel malzemelerden üretilmiş bu nesnelere büyülü güçler yükleyerek onlara hayat verir. Tılsımlar, çeşitli dertlere şifa bulmak, şansı artırmak veya kötü enerjilerden korunmak için taşınır. Günümüz modern dünyasında bile. Binlerce yıllık geleneklerden beslenen bu nesneler ve tılsımlar, büyünün canlı miraslarıdır. İnsanoğlunun doğa üstüne duyduğu merak ve inanç, bu eşsiz objelere hayat vermektedir.